Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için daha önce çekmediğim bir video çekiyorum. Bu video beni tanıyın videosu olacak ve 20 maddede size kendimi tanıtacağım. Öncelikle temel bilgilerle başlayalım. Adım İpek, soyadım Aydın. Burada birinci madde bu. Adım İpek, soyadım Aydın. 3 Ocak 1997 tarihinde doğdum. Mersinliyim. İlk madde bu kadar. İkinci maddemiz Oğlak Burcu'yum ve Oğlak Burcu'nun %90 özelliklerini falan bayağı bir, %99 bile olabilir, bayağı bir taşıyorum özelliklerini. Yükselenim ise Başak. Başak Burcu'nun da birçok özelliğini, düzenli olması falan, onları taşıyorum. Burada bir defter var, sürekli bundan bakıyorum unutmamak için. Ondan sonra üçüncü maddemiz şu anda üniversite okuduğum için Kıbrıs'ta yaşıyorum. Şu anda yaşadığım yer Kıbrıs. Dördüncü maddemiz genellikle yabancı müzik dinliyorum ama Türklerden en çok Teoman'ı ve Duman'ı seviyorum. En favorim bunlar. Beşinci maddemizde bileğimde bir dövme var. Bu dövmeyi 16 yaşımdayken yaptırmıştım ama bu dövmeden size bahsettiğimi hatırlamıyorum şu an. Bahsetmemiş olabilirim her neyse. Ama YouTube'daki biyomda yazıyor. YouTube kanalındaki orada. Belki oradan okudum. Her neyse. Şu an ama yakınlaştıramayacağım çünkü yani şu an kendi kendimi çekiyor gibi. O da arkadaşım kameranın arkasında şu anda. Ama şimdi yakınlaştırırsak netliği kayacak falan. Daha sonra size bu dövmemi göstereceğim eğer görmediyseniz. Bu dövmemi de biliyorsunuz Justin Bieber'ı seviyorum. Bu dövmemin üzerinde believe yazıyor. İnan demek. Ve tam 13. Cuma gününe denk gelmişti bunu yaptırdım. Bayağı ilginç. Bu dövmeyi de Justin Bieber konseri Believe turnesine gitmiştim Justin Bieber'ın ve hayatının en güzel günüydü. Bu yüzden bunu hiç unutmamak için ben de bileğime gerçek dövmesini yaptırdım ve süper. Her neyse. İnşallah bu sene de tekrar geldiğimde konsere gidersem o zaman o turnenin adını da belki yazdırabilirim. Altıncı maddemiz, kitap okumaya çok fena aşık. Çok aşığım. Anlatamam size. Çok seviyorum kitap okumayı ve şu anda favori kitaplarım, şu an John Green'e takmış durumdayım. Aynı Yıldızın Altında biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şu an Aynı Yıldızın Altında ve Alaska'nın Peşinde, uf süper bir kitap. İkisini de birkaç kere okudum ve ikisini de çok seviyorum. Şu an favori kitaplarım bunlar ama şu an aynen şu an favori kitaplarım bunlar. Yedinci maddemiz. Bu da en sevdiğim renk yaklaşık böyle 6 ya da 5 yaşından falan beri. Mor, pembe ve mavi. Şu an favori rengim mor ama 3 rengi de böyle ölüyorum böyle. Mesela pembe bir şey gördüm, ne kadar tatlı falan. Mor bir şey gördüğümde zaten direkt satın alıyorum, bana gel, bana gel falan. O yüzden zaten maviyi herkes seviyor, bunu biliyorsunuz. Bu aralar bayağı bir moda. 8. maddemiz şu an. 8'i yapamadım. 8. maddemiz de böcekler hariç bütün hayvanları, böyle sürülen garip hayvanlar hariç, kırk ayak falan, böceğe giriyor o her neyse. Böcekler hariç bütün hayvanları acayip çok severim. Hayvanları böyle solucanı bile severim. Sümüklü böceği bile severim. O kadar tatlı gözüküyorlar ki. Yani küçükken sümüklü böcek falan topluyordum ben sonra. Bunu geçelim şimdi. Bunu daha sonra iğrençliklerimi duymanızı istemiyorum. Ve kedileri falan, köpekleri zaten bilmiyorum. Bütün hayvanları seviyorum ben. Hayvanat bahçelerini de çok severim. Çünkü hayvanlar da dolu. Şimdi bunu geçelim. Şimdi 9. maddemize geldik ki bu da benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yabancı dizi izlemeye of çok fena aşığım ya. Bu kitap okumakla eşdeğer bir şey benim için ve yabancı dizi izlemeyi acayip çok seviyorum. Ve şu anda 10 tane falan, tam 10 tane yabancı dizi izliyorum. Bunu saymamı isterseniz, isterseniz saymayayım çünkü bayağı uzun sürecek. 10 tane yabancı dizi izliyorum ve birkaç tane de işte final yapmış olan, bırakmış olduğum diziler falan var ama yabancı dizi izlemeyi çok seviyorum ve şu anda favori 3 tane dizim var şu an. Her zaman gerçi bunlar favorimde. Buffy Günlükleri, American Horror Story, bir de bir şey daha vardı. Bir de The Liars. Üçünü de acayip çok seviyorum ama şu an Scream Queens diye bir tane dizi başlamış ve tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir dizi. 10. maddemiz ise çok titizimdir ve temizlik yaparım sürekli. Yani sürekli temizlik yapmam ama temizlik yapmayı severim. Çünkü her taraf titiz oluyor. Bu da sanırım Başak Burcu'ndan geliyor. Çünkü Başak Burcu'nun bir özelliği titiz ve düzenli olması. Ben de bu özelliği taşıyorum. 11. 11 oldu bu, evet. 11. maddemiz ise
Oreo yemeği acayip çok seviyorum. Oreo benim en sevdiğim. O da arkadaşım oradan geliyor. Ben sevmiyorum yapıyor. Oreo ya bilmiyorum. Oreo'yu sanırım bir sene önce falan keşfettim ben. Senin sesin oradan duyuluyor konuşunca biliyorsun değil mi? Oreo'yu bir sene falan önce keşfettim ve şey bilmiyorum yediğimde dedim ki oha bu ne kadar güzel bir böyle çikolatalı rüzgü gibi ben yani mesela Negro'yu falan insanlar çok sever ama mesela ben Negro'yu sevmem. Ya da o ne bileyim kremalı bisküvileri falan. Sen seviyorsun galiba Negro'yu. Ama bilmiyorum. Oreo çok çıtır çıtır. Oreo'yu çok seviyorum. Geçelim. Çünkü bitmiyor bitmiyor. Oreo'yu anlatmak da bitmiyor. Yani beni yemek mutlu ediyor Oreo'yu yemek. Neyse. 12. maddemiz ise yağmurlu havalar. Yağmurlu havaları severim. Sonbaharı da severim. Sonbaharda minik minik yaprakçıkları, dışarı yaprakçıkları onu da severim ama sonbaharda en çok yağmuru izlemeyi çok seviyorum ve elimde mesela insanlar genellikle kahve içerler ama ben daha çok bitki çayı insanı gibi bir şeyim. Bitki çayı içmeyi çok severim. O yüzden elimde böyle bitki çayıyla ısınmaya çalışarak ne bileyim camdan böyle yağmuru izlemeyi çok severim ya da karı fark etmez. Karı deyince kar ı yani hani bugün çok espriliyim ya. Puding yedim bugün canınız çekmesin enerji yaptı bana. 13. bu çok ilginç bir madde. Keşke sözcüğünü hiç sevmem. Ve mesela keşke böyle ileride aa keşke yapmasaydım ya da uf keşke yapsaydım falan diyeceğim şeyleri düşünürüm. Derim ki yapmadan önce. Bunun için ileride keşke diyecek miyim? Mesela bir şey oldu diyelim. Mesela bugün parti var bizim üniversitemizde. Tanışma partisi var. Ve partiye şu an gitmiyorum. Bununla uğraşıyorum. Ve mesela düşündüm buna karar vermeden önce. Acaba ileride of ya keşke tanışma partisine gitseydim der miyim diye düşündüm. Hayır demem. Ben de gitmedim o yüzden. Bu bir ufak bir örnekti. Ama sonuç olarak size de tavsiye ederim. Daha sonra keşke diyeceğiniz şeyleri yapmayın. Bu gerçekten bilmiyorum. Hani iki kere düşünmüş gibi bir şey oluyorsunuz bir şey yapmadan önce. Bu benim, bence güzel bir şey bu. 14. madde değil mi? 13 kaçırdın mı? Heh, tamam doğru. 14. madde. Resim yapmayı çok severim. Şu an biraz yeteneğimi kaybetmiş gibiyim. Bayağı bir. Ama şey oldu. 5. sınıftayken benim bayağı bir resme... 5 değil pardon. 3. sınıftayken resme bayağı bir yeteneğim vardı. Ve ben bir sene kadar falan resim kursuna gittim. Evde bir sürü tablom var. Tuvale, işte pastel boya çalışmaları, guaj boya çalışmaları. Bunları hep yaptım ve yani şu an baktım. Oha onları ben mi yapmışım falan. Aa böyle bir yeteneğim vardı falan. Ve yani bayağı yetenekliydim ama sonradan resim kursunu bıraktım ve resim yapmadığım için yeteneğim biraz köreldi gibi diyebilirim. O yüzden bir yeteneğiniz varsa asla bırakmayın onu. Ondan sonra 15. maddemiz ise, geriye 5 madde kaldı çok az. 15. maddemiz ise dans etmeyi küçükken çok seviyordum. Küçükken dedim yani 5'e kadar falan, ergenliğe girmeden önce yani çok seviyordum ve dansa da yeteneğim vardı bence. Hani ilerletsem bayağı iyi yerlere giderdi. O zaman da dans kursuna gidiyordum ve çeşitli işte cha-cha, bale bir sürü dans kursuna gittim. Fakat sonradan bir şekilde ne bileyim derslerim yoğunlaştı o zamanlar falan ve sıkıldım hani küçüktüm çünkü 3'e 4'e gidiyordum. Sonra o şekilde bıraktım kursları ama devam etsem şu an iyi olabilirdim. Böyle. Bunun da bu işte bunun altında yatan temamızda bir özelliğiniz böyle bir yeteneğiniz varsa kesinlikle bırakmayın peşinden koşun diyorum. 16. maddemiz 16. Yapamadım resmen. 16. maddemiz de takı olarak en çok yüzüğü ve saati çok severim. Saati çok severim. Hatta acayip çok severim. Hatta her bir ara bu sene hariç her yani 17 yaşıma kadar her gün kolumda saatle gezdim. Her gün çeşit 10-15 tane saatim, 10-15'tir abarttım şu an ama 5-6 tane saatim kesin vardı. 5-6 saat, her gün farklı bir saat takardım. Her gün saatle gezerdim ve saat benim için çok önemli bir takıydı. Ama bu sene nedense bir şey oldu ve ben birdenbire saat takmayı bıraktım. Sanırım neden bıraktım bilmiyorum. Saat takmayı bıraktım. Şu an bir bileklik var ama bu istisnai bir durum. Pek fazla bileklik takmam. O yüzden sanırım bileğimi boş hissettim. Her neyse. O yüzden yüzük ve saat en sevdiğim takılar. Ondan sonra 17. maddemize geldiğimizde ise İstanbul'a aşık olan insanlardanım. İstanbul'u çok 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 seviyorum. Ve şu an İstanbul'da sonbahar ve ben orada değilim. O yüzden çok üzgünüm. Bu konuya değinmeyeceğim kesinlikle. 18. ise, şu an oldu. 18. maddemiz ise en sevdiğim yemek noodle. Bu
Noodle'ı çok seviyorum ve tavsiye denemenizi isterim Noodle'ı. Ve bu şey bir Çin yemeği ama ben bunu restoranlarda yediğimi değil de annem biraz daha böyle farklı ve daha güzel yapıyor Noodle'ı. Biraz Noodle'a Türklük katıyor galiba, ne bilmiyorum. Ama bir Çin yemeği, ya makarna türü, sebzeli makarna gibi bir şey ama içinde çeşitli soslar falan, işte soya sosu falan, garip garip soslar var ve tadı çok güzel. O yüzden bilmiyorum, noodle en sevdiğim yemek. Böyle. Ondan sonra 19. maddemiz ise artık sona yaklaşıyoruz. En merak ettiğim yemek ise sushi ve sanırım 1,5 yıldır falan sürekli sushi yemek istiyorum. Fakat hiç kısmet olmadı ve gidip sushi'nin tadına bakamadım. Hatta Yasemin'e sözüm var. Birlikte sushi yiyeceğiz. Ama bir türlü böyle Sushiko diye bir yer var. Oranın önünde herkes mesela bugün yiyemeyiz, işte bugün yiyemeyiz diye yarın yiyelim. Yarın oluyor, yarın yemeyelim, sonraki gün falan filan derken bir senedir falan biz sushi yemeye çalışıyoruz. Yasemin'e sözüm var, unutmadım. Son maddeye geldiğimizde ise aslında 20 böyle de yapabilir. Evet, 20. Son maddeye geldim. Ha, bu da ilginç bir şey benimle ilgili. Çiçek olarak ya papatyaları falan da severim, gülü de severim ama kaktüsleri acayip çok seviyorum nedense, bilmiyorum. Sanırım şeyden dolayı, anaokuluna giderken bizim bir tane sınıfta kaktüsümüz vardı ve ben onu seviyordum ama böyle çok çok sevmiyordum. Bitkiydi, seviyordum, suluyordum falan. Ondan sonra bir gün geldiğimde bir baktım kaktüs yere düşmüş, kumları dökün, toprakları dökülmüş falan, acayip üzülmüştüm. O yüzden o günden beri kaktüslere çok değer veriyorum ve böyle kaktüsüm vardı, hatta buraya getiremedim. Nasıl getireceğim, bu nasıl bakacağım falan diye. O yüzden kaktüsümü çok özlüyorum. Kaktüsümün adı da Purple. Her neyse, bu 6 yaşımdan beri ben şey böyleyim. Ondan böyleyim. Her neyse, kaktüsleri seviyorum sonuç olarak. Ve videomuz burada bitiyor. Umarım beni biraz daha yakından tanımışsınızdır. Böyle benimle ilgili, ne bileyim, birçok insanın bildiği, işte yakınlarımın bildiği, daha doğrusu benimle ilgili temel bilmeniz gereken bu 20 maddeydi. Ve umarım videoyu ben konuşurken bayağı eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.